Twitch birkaç şey değiştirdi. Bu değişiklikler de daha sonra değiştirmedi. Geriye aldı bütün değişiklikleri. Bütün değişiklikleri geri aldı bu arada. Yapmak istediğiyle yani yapmak istediği şuydu. Daha şöyle yazıda şöyle yazıyordu. Bayağı bir torba yasa gibi bir kural çıkardılar. Dediler ki ekranda OBS'te hani ben mesela Nvidia ile yayın yapıyoruz mesela. Nvidia sponsorlu yayın yapıyorum. Ben mesela şu anda şurada kim var bilmiyorum ama Nvidia varmış. Bu bütün ekranın %3'ünden büyük olursa ki şu anda büyük büyük ihtimalle olmayabilir belli olmaz. Bu reklam Twitch'in tosuna aykırı ve yapamam. Ee, veya sponsorlu başka mesela overlay'ler falan oluyor ya bütün ekran sponsorlu oluyor. Yani böyle bir overlay sponsoru. O mesela yasak. Böyle bir şey yapmaya çalıştılar. Yani kızacı dediler ki biz zaten abonelikten para kazanıyoruz sizden. Bitleri de kapatacağız. Donate'leri halledeceğiz. Donate'lerinizden de çökeceğiz. Sponsorluktan alamıyoruz. Yapmayın. Noktasına çekmeye çalıştılar. Büyük ihtimalle kendi sistemlerini getirmeye çalışıyorlar. Kendi sistemleri de bir ara yapıyoruz falan demişlerdi. Ama yani dünyanın en bullshit şeyi. Zaten hani daha ne yapacaksın? Twitch zaten şey deniyor. Hani Kik'in gerçekten hani Kik bu arada hala aynı şeyi düşünüyorum. Vasıfsız bir platform. Ama yani böyle yapmaya devam ederlerse gerçekten Kik bir viable bir option olacak. Yani adamlar taşak geçtiğimiz ürünün gerçek düzgün bir ürün olması için çaba gösteriyor resmen Twitch. Yani veya YouTube çünkü en büyük geçilecek şey YouTube. YouTube bu arada yani şu noktada var ya bir düzgün iki değişiklik yapsa içinden geçecek Twitch'in. Twitch şu anda inanılmaz kan kaybediyor. Çünkü hani birçok kişi ayrıldı Twitch'ten, üzerine CEO ayrıldı, yeni gelen CEO Amazon e, kökenli, çok daha business, çok daha hani creator odaklı değil, çok daha data odaklı, çok daha para odaklı. Hani para tabii inanılmaz şirketler para kazanmak zorunda. Ama yani bir %100 para kazanmak var. Bir de abi %50 %50 kazanalım. Ama bu %50 gittikçe artacak. Şimdi yani bu herif %100 diye düşünüyor. Yani O o, o manyaklıkta bir de yasak filan getirmeye çalışıyor. O, o, o yüzden e, tam şey modunda şu anda. Hani o böyle bir şey getirmeye çalışıyor. Ama bu arada yapmak istedikleri de aslında şuydu. Bu adamların. E, büyük ihtimalle böyle sponsor e, şey reklam bu GetLivad gibi livad gibi bir gibi başka yayın şeyleri vardı ya overlayler. onları hatırlıyor musunuz şeyler hani yayına millet reklam veriyor reklam dışı reklam veriyor onları engellemeye çalışıyor büyük ihtimalle Twitch ee, bir noktada çünkü kendi sponsor yani mesela diyor Twitch mesela diyor ki abi reklam vereceksen 100 bin dolar ver Livad diyor ki abi ben 10 e yaparım veya 50 bine yaparım ve daha fazla insana ulaşırım. Ve o yüzden adam Twitch'e reklam vermiyor. Bu da Twitch'in para kaybetmesi demek. Onları da engellemeye çalışıyor sanki o şeyle o anlaşma kuralla. Ama dediğim gibi kuralı bok gibi yazmışlar. Ya yani hiç kimseye de sormamışlar yine tam bir Twitch hareketi olarak. O yüzden tabii ki de tepkin ağlasını gördüler. R'ye çektiler. Yani 3 saatte R'ye çektiler direkt. Çok yani en hızlı R'siydi bu Twitch için. Ee, direkt Zord açıkçası. Direkt yani R çektiler. 3 saatte R çektiler. Ee, onun dışında da bir şey daha değişik. Birkaç tane tosta daha değişiklik olmuş. O da şey olmuş. Ne olmuş? Ee, Affiliate'ler ve partnerler. Affiliate ve partnerlik statüsünü iptal ettikleri takdirde 25 dolar ödeyeceklermiş. Daha doğrusu 25 dolar senin gelirinden kesilecekmiş. Onu niye yapmışlar hiç bilmiyorum. Ama bu arada şöyle de bir şey var. Çok da, da takılmayın. Çok aptalca bir şey. Niye yapmışlar bilmiyorum. O 25 doları ne yapacaklar onu da bilmiyorum da. Şöyle bir şey var. Kimse zaten affiliate veya partner statüsünü iptal etmiyor. Yani Mesela Onları iptal et. Onları iptal edemez ki. Nasıl iptal etsin? Şu anda şey yok ki. Başka bir platformda yayın yaparsan partnerliğin gitmiyor ki. Serbest. Eskisi gibi değil. Hayır başka platforma geçtikleri takdirde iptal edilmiyor. Ama o artık serbest ol. Artık başka şeyde platformda yayın yapabiliyorsun. Neyse dediğim gibi yine de yani öyle olsa bile aptalca bir şey o 25 dolara ne bok yiyeceksin yani gerçekten tamamen aptalca bir şey. Ee, sırf yapmak için yapılmış gerçekten yani taşın suyunu e, sıkmak için yapılmış hareketler çok aptalca kararlar ama dediğim gibi de sonunda ben hani 2 ay önce ten do, e, bu Dan Clancy başa geldiğinde CEO başa geldiğinde demiştim size daha Amazonlaşacak. Twitch diye. Hani Twitch'in normal eski creator centric'ten daha business centric noktasına geri geçecek. Onu yavaş yavaş görüyoruz. Önümüzdeki günlerde ne olur, nasıl değişim olur, nasıl şey yaparlar onu bilmiyoruz ama bakalım. Ama şey lazım. Rekabet lazım. YouTube'dan rekabet istiyorum. YouTube bir götünü kaldırabilirse rekabet için. Hoş olur. Ve sen buradan da kick yayın yapsam. Örnekleri oraya yönelsin daha mantıklı olmaz mı? Olmaz. Kick yapmak istemiyorum. Ustam kumar sitesi yani eninde sonunda. Youtube'un altyapısı iyi ama Youtube'un çeti çok kötü abi. Kendi içinde entegre, ayrı bir saçlı YouTube basıramam dedi. Yapardı ama yani. Yayını Youtube'dan yap, chat'i biz burada yapalım. Gerçekten o yani çözüm. Ya şey için var belki çözüm var. Truffle var mesela Truffle. Um, Ludwig'in yaptığı bir tane şey. Youtube'da yayıncının seçtiği ücrette abone olmayı mantıklı mı? Kesinlikle mantıklı. Ben mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ludwig'in mesela işte kendi extension'ı var daha Twitch gibi yapıyor. Dolar 28 durur mu? Dolar 25'te falan oturur. 25 civarında oturur. Şu anda 25 şeyi. Gerçekten zaten 21 iken de 25'ti. Dur şunu izleyelim. I can feel it. Your guilt. So thick it chokes the air. Yes. Bu yeni Silent Hill. any more than you can escape yourself and the pain you carry sickness a disease that you pass on to everyone you meet everyone you love even your children because no matter how hard how fast how far you run Your past we'll catch up with you. Ben çok güzel yapmış şu karakteri. Ama sanki biraz böyle Walking Dead gibi bir ek ek oyun gibi hissettim. Interaktif. Hmm, tam yani şey Bad robot ha bad robot. Aa behavior yapıyormuş. Behavior da şey. Uh, Dead by Daylight yapan ekip. Eskisi mi oyun. Yok değil her şeye çıkıyor. Hmm. Hemen abone olun.